Dolar endeksinde Mart 2020'den beri en yüksek günlük yükselişi gördük. Diğer taraftan vadelilerde artıdayız. Altında bir geri çekilme var. Bitcoin'de rekor kırdık. Trump önde gözüküyor. Şu anda 230 delege ile Harris'teki 210 delege ve de 270 delege sayısına ulaşmaları gerekiyor. Burada başkan olabilmeleri için adayların ve Donald Trump'ın da birazdan Florida'da açıklama yapması bekleniyormuş. Donald Trump tarafından zaten kendi yöneticileri, yetkilileri tarafından yapılan açıklamalarda da kazanmış gözüyle bakıyorlar kendilerine. Senaryolar aslında işte cumhuriyetçiler mi, demokratlar mı temsilciler meclisinde önde gidecek ve senatoda önde gidecek diye an itibariyle senatoda da çoğunluğu cumhuriyetçilerin aldığını söyleyelim. %51'lik oradaki ağırlık olarak şu anda cumhuriyetçilerde ağırlık diyelim ve size soralım nasıl bir güne başlıyoruz bugün bu Trump'ın önde giden liderliğiyle birlikte Amerikan seçimlerinde. Evet, yani şimdi Trump'ın burada önde olması birçok aslında açıklamalardan geçtiğimiz dönemdeki Trump'ın burada Amerika'yı yönettiği döneme de baktığımızda güçlü dolar temasının şu anda önde olduğunu görüyoruz. Haliyle güçlü dolar teması işte dolar endeksini yukarı yönde %1'in üzerinde bir tepkiyle yükselişini sürdürdü. İki gün sonra faiz indirimleri var, özür dilerim, yarın akşam faiz indirimleri var. Tabii bu Fed'in faiz indirimlerinde belki çok büyük etkisi olmayacak ama bir miktar daha burada kesintiye gidebileceğini, en azından yönetim olarak daha hızlı bir faiz indirim yerine daha yumuşak bir faiz indirim sürecine doğru gidilebileceğini görüyoruz. Onun dışında kripto piyasasıyla ilgili vermiş olduğu öndeki demeçlerinin sonuçlarına baktığımızda orada da aslında bir volatilitenin yüksekliği ve bir rally havası var. Devamında yine Amerikan piyasaları zaten şu ana kadar aslında rekor kıran bir piyasa vardı. Bunu tekrardan yinelediğini de görüyoruz. Vadeli tarafta da yükseliş devam ediyor. Onun dışında Asya piyasaları bir miktar daha temkinli. Çünkü orada Çin'den beklenen bir paket vardı ve pakette büyük ihtimalle seçim sonucunun aslında açıklanmasını da bekliyordu şeklinde yorumladığımızda birazcık piyasalar yeni yönetime, yeni bir aslında dünya düzenine tekrardan alışmaya çalışacak. Tabii burada Trump geçmişte olduğu gibi agresif bir ticaret savaşlarıyla ülkelere yapmış olduğu yaptırımlarla yine yorucu bir gündemi mi takip edecek yoksa daha farklı mı olacak gibi baktığımızda evet milliyetçi taraflarının daha ağır basacağı da burada ön plana çıkıyor. Haliyle piyasa şu anda bu ana kadar zaten ön anketleri fiyatlıyordu. Şu anda daha belki keskin gözle Trump'ın liderliğini fiyatlıyor ve bu da güçlü dolar teması olarak ilk etapta ön plana çıkıyor. Altındaki bir miktar geri çekilmeyi de nispeten buna da bağlayabiliriz ama orada da yatırımcılar biraz da kararsız. Evet, altında geri çekilme gördük. Dediğiniz gibi Bitcoin'de de 75 bin dolarla rekor bir seviyedeyiz. Hatta aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nde borsalarda da vadelilerde artıdayız ve orada da özellikle Tesla'nın hisselerinin yükseldiğini ifade edelim. Şimdi burada tabii Trump'ın mevcut politikalarında öne çıkan vergi kesintileri ve yeni gümrük tarifeleri. Burada da en çok etkilenecek ülkelerden biri Çin olacak gibi görünüyor. Aynı zamanda Avrupa Birliği ve Meksika'da ve Meksika pezosu ve Çin yuanında dolar karşısında sırasıyla %3 ve %0.75 değer kaybettiği bir gündeyiz. Hatta Çin tarafında yuanın düşüşünü yavaşlatmak için de dolar sattığına yönelik bir takım haberler var oradaki bankaların. Ve de şimdi Asya tarafını da biraz bize anlatın. Yani Asya'da nasıl bir fiyatlama görürüz önümüzdeki dönemde özellikle Trump seçilirse? Evet, şimdi Trump seçilirse öncelikle yani geçtiğimiz zamanlarda çip konusu çok fazla dillendirilmişti ve bununla ilgili zaten uzun bir süredir aslında Amerika kendi yatırımlarını yapıyor. Kendi üretebildiği birçok aslında kalemle ilgili belki çok fazla oranın üzerine gidilmeyeceği bir dönem olabilir ama burada ana temanın zaten Amerika'nın kendi üretip artık işte ihraç fazlası verelim, cari fazla verelim konumuna doğru geçmesiyle ilgili daha agresif bir yöntem olacaktır. Ama bunun diğer aslında yan etkilerine de baktığımızda zaten
Çin'deki piyasa, Asya'daki piyasanın büyümeye ihtiyacı olduğu için ve kendilerine en azından yetecek bir seviyede büyümeye de razı oldukları için bunun çok kısa vadede belki kolay olmayacağını göreceğiz ve zaten Çin tarafındaki büyük aslında emlak kriziyle ilgili fazla arzın Çin büyümesiyle ilgili de birçok aslında talep yönünü de baktığımızda emtia tarafında sorunlar devam ediyor. Üretim tarafı bunu daha da devam edeceğini biz burada düşünebiliriz. Haliyle Çin tarafının da gerek işte doğrudan kura ve dolaylı olarak da teşviklerle sanayi tarafını da desteklemeye çalışacağı bir dönem. Tabii burada bu zamana kadar elindeki ne kadar koz varsa burada bir tampon görevi yapmaya çalışacaktır ama nihayetinde Amerika'nın bu taraftaki gücü yani sadece işte ürün alma konusunda değil işte yüksek faizin de yıprattığı bir Çin olacak. Ne kadar teşviklerle burada kendilerini koruyabilecekler, ne kadar aslında burada korumacı yapının devamlılığı sürecek ve işte aslında Asya piyasasının işte Avrupa'yı da işte otomotiv piyasasıyla ciddi anlamda tehdit ettiğini görüyoruz. Yani buralardaki belki büyük sürtüşmelerin yaşanabileceği de bir dönem. Tekrardan işte ekonomik savaşların etkilerini hızlı bir şekilde göreceğiz ve işte Amerika'nın tekrardan kendisini bu borç içinde bulunduğu bu borçluktan kurtaramayacağını da aslında bir yerde göreceğiz ve bunu da ne derece işte ekonomik ve teknolojik adımlarla mı göreceğiz yoksa işte silahlarla tekrardan bir aslında savaşlarla korkuyla mı Amerika bunu kazanmaya çalışacak? Bunu da biraz bize zaman gösterecek. Evet. Peki şimdi yarın da FED kararı var. Orada 25 bas puanlık bir indirim beklentisi var. Bakalım ne gelecek? Nedir sizin beklentiniz? Piyasa beklentisi Eylül sonrasında aslında 50 bas puanlı ilk başta bir beklenti yüksek bir ihtimalle 50 bas puanın bir 50 bas puanda devamını bekliyordu. Ama burada tutanak notları da geldikten sonra biraz piyasa reaksiyonu 25 bas puana razı olmuş gibi gözüküyor. Büyük ihtimalle 25 bas puanlık faiz indiriminde bir değişim olmayacaktır. Zaten hani seçim olmuş olması evet belki işte Trump'ın öncesinde faizleri İşte seçimlere kadar indirmeyin çağrısını yapmıştı ama bu faiz kararında çok büyük bir etki olacağını burada düşünmüyorum. Nitekim aslında burada gerek işte Amerika'daki yaşanan kasırga sebebiyle de tarım dışı istihdamda aslında biraz olağan dışı da bir geri çekilmeler yaşanmıştı. Bir miktar o tarafı belki ön planda tutmak kaydıyla her ne kadar işsizlik tarafında bir değişim olmadı ama birazcık ekonomik verilerin de iyileşmesine yönelik faiz indirimlerinin yılın bir sonraki kararında da bir 25 bas puanlık daha faiz indirimine devam etmesini bu anlamda bekliyorum. Evet, peki gelişmekte olan piyasalar tarafında Trump'ın kazanması, yani resmi sonuçlara göre kazandığının ilan edilmesi eğer ki gerçekleşirse, şu an önde olduğunu söylüyoruz çünkü, nasıl yansır bizim gibi piyasalara? Bizim gibi piyasalara ilk etapta olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü Amerika'nın burada aslında daha büyük ülkelerle olan mücadelesinin sonucunda o tarafta işte Çin tarafına belki Hindistan tarafına çeşitli yaptırımlar gibi bir durum gelmesi bizim gibi daha küçük ölçekteki ekonomiler için ülkeler için daha pozitif yansıyabileceğini ben burada düşünüyorum. Tabii devamlılığında hani birebir müzakereler neler olur bunları görmek gerekecek illaki ama bir diğer konu da işte savaşların bitirilmesi konusuydu. Özellikle jeopolitik olarak da işte malum yıllardır ya artık yıllara mal olmuş bir durumu da takip ediyoruz. Gerek İsrail tarafında gerekse Rusya tarafında yaşanan bu ateş çemberinin nispeten soğuması ve bitmesi aslında oldukça bizim için de önemli olacaktır diye düşünüyorum.